Merhabalar değerli Bursa Spor TV izleyenleri. Taraftarın sesinde taraftarımızla Bursa Spor'u konuşmaya devam ediyoruz. Timsah ilk 3 puanını evinde Alanya Spor karşısında aldı. Şimdi sırada Beşiktaş deplasmanı var. Yeşil Beyazlılar taraftarından yoksun olarak Beşiktaş'a, İstanbul'a gidecek ve Beşiktaş'a konuk olacak. Biz de Gürsu'ya geldik. Hem Bursa Spor'umuzu ziyaret edeceğiz hem de taraftarımızla birlikte Bursa Spor'u yorumlamaya devam edeceğiz. İsmin nedir? Emirhan. Emirhan kaç yaşındasın? 9. Eşofman diyorsun sanırım Bursa Sportları'ndan. Beğendin mi ürünleri? Hı hı. Takip ediyor musun Bursa Sporu? Azıcık. Oley oley Bursa. Yeşil beyaz rengimiz. Sana sonsuz sevgimiz. Hiçbir şeye değişilmez. Bursa Sporluyuz. Stola başlayalım istersen. Ürününü aldın. Üzerinde de görüyoruz. Nasıl, beğendin ürünleri? Ürünler çok güzel. Herkese davet ediyorum. Store açtık Gürsü'nüze. Tır getirdiler. Herkesi bekliyoruz Bursa Spor taraftarlarını. Yeşil Beyazlılar ilk 3 puanını Alanya Spor karşısında aldı. 90'da Deli Arş golü attı ve Bursa Spor 3-2 galip geldi. Neler söyleyeceksin Alanya Spor maçında? Nasıl buldun Bursa Spor'u? Alanya Spor maçında iyiydi herkes. Takıma çok teşekkür ediyoruz. Bize 3 puan aldırttılar. Ama transfer yapmaları gerekti. Forvet olsun, kanat oyuncuları olsun. Lazım yani. Peki İstanbul'a gidiyoruz. Beşiktaş deplasmanına taraftarımızdan yoksun olarak çıkacağız Vodafone'a. Neler bekliyor Bursa Spor'u sence? Bir tahminin var mı? Valla zorlu bir maç olacak ama alacağız ya. Biz ineniyoruz. Peki skor tahminin var mı? Skor 3-2 alacağız abi. Yeni sezon formanızı aldınız. Peki nasıl buldunuz formaları bu sezon? Valla formalardaki en güzel özellik 2009-2010 sezonunda yaşadığımız şampiyonluk altın deseni vermişler. Ben o yüzden bu formayı tercih ettim ama hepsi güzel formaların. Valla daha yeni nasip oldu almak formayı. İnşallah kombinimizi de alacağız. Ama cezalıyız. O yüzden kombini alamıyoruz bu sene. Bakalım artık. Storter'ı tabii ilçeleri geziyor. Burada ilçede taraftarlarla buluşuyor. Onların ilgileri gerçekten yoğun. Sizler de üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim bir sevdamız var. O da Bursa Spor. Başka bir şey yok. Elimizden gelen bütün desteği sağlıyoruz. Ama hala destek sağlamayan bazı mercekler var. Bazı noktalar var ki sanayiciler olsun. Onlar hiç destek sağlamıyor. Ondan sonra diğer küçük esnaflar olsun. Hani tek tek geziyorlar, yardım istiyorlar. Hani bir şekilde Bursa Spor'a destek olmak için ama hiçbir yardım sağlamıyor. İlk başta bunların önce bir yardım sağlaması gerekiyor. Sanayicilerin bir ayaklanması gerekiyor. Başkanımızın Ala'yı tek başına bırakmaları hiç hoş durumlar değil. Hani bir yere kadar mücadele eder, bir yere kadar savaşır, bir yere kadar o da yorulur, o da bıkar. Bu Bursa Spor hepimizin, bu Bursa şehrinin bir markası. Bursa şehrinin en büyük markalarından biri. Bu destek çıkmadığı sürece Bursa Spor iyi yerlere gelemez. Peki derseniz Bursa Spor'a döneceğim. Alanya Spor maçında ilk 3 puanını aldı. Ligdeki ilk 3 puanını. Deli Arşi sonradan oyuna girdi. Golünü attı. Ve Bursa Spor 3-2 galip geldi. Neler söyleyebilirsiniz? Nasıl buldunuz Bursa Spor'u? Maçın ilk yarısını çok iyi başladı. İlk yarı oynadığı futbol gerçekten iyiydi. Tabii ikinci yarı bir skorun vermiş olduğu rehavetle bir rahatlık oldu. Ondan sonra skor 2-2'ye geldi. Ama sonrasından büyük tartışmalara sebep olan Deli Arşi transferi golünü attı ve takıma 2 milyonluk bir katkı sağladı. Bence şu an takım gayet iyiye gidiyor ama yapılması gereken nokta transferler var. Bir direkt ilk 11'de oynayabilecek bir nokta santrafor, bir de bir kanat transferi gerekiyor. Gerekli görüldüğü takdirde Serdar Kurtuluş'un sakatlığından dolayı bir sağ bek transferi gerekiyor. Onun haricinde takımda bir eksiklik görmüyorum. Bu sene bizim için en üzücü sene Bataşan'ın gitmesi olacak herhalde. Bu sene son senesi. Onun haricinde takımda bir eksik bir bölge görmüyorum ben. Beşiktaş deplasmanına çıkıyoruz. Tabii taraftar da alınmayacak. Alınan kararla ilgili Timsah taraftarından yoksun olarak çıkacak Beşiktaş deplasmanına. Neler bekliyor sizce Bursa Spor'u İstanbul deplasmanında? Valla eğer bu yayını oyuncular izleyecekse şunu söylemek istiyorum. Onlar orada biz yoksak bile hepimiz onların kalbindeyiz. Bizim eksikliğimizi hissetmesinler. Deplasmanda olsalar da yalnız değiller asla. Ben içimde ilk defa böyle bir his var. Biz Beşiktaş'ı Vodafone'a da yeneceğiz.
2010'da 3-2'yi mağlup etmiştik biliyorsunuz. Son deplasman galibiyetimiz. Evet. Yeniden böyle bir şey gelir mi? Ben yani içimde böyle his var. Hani hatta içimden de 3-1'lik bir skor geçiyor. Bilmiyorum. İnşallah gerçek olur ama 3-1 yeneceğimize dair bir skor geçiyor. Bu Bursaspor'lu olduğu için içimden geçen bir skor. Bana öyle geliyor yani. Ki Beşiktaş da geçen sene göre hiç iyi top oynamıyor. Ben beğenmiyorum bu sene. Ama bana bu sene biz Beşiktaş'ı yeneceğiz. Bursa Sporter'ımız şu anda Gürsu ilçesinde. Tabii onların daimi müşterileri var. Aslında taraftar müşteri demek biraz saygısızlık oluyor ama onlar bu formaya aşkla aşıklar ve Bursa Spor'un en minik taraftarları. Onların bir diğer özelliği de Pablo Martin Bataja'ya gönülden bağlılar. İsmini öğrenebilir miyim öncelikle? İrem. İrem kaç yaşındasın? 5. Kardeşin? Kerim. Kerim siz ikisiniz. Peki Pablo Martin Bataja'ya tanıştınız değil mi? Peki bize bir maç söyler misiniz? Bursa Spor maçı. Söyle. Bursa Spor'um sen söyle. Nasıl bir sevgi bu böyle? Ailece sizi bu sevme benzer. Lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Çok teşekkür ederiz çocuklar. İsterseniz size dönelim. Aslında onları bugünlere kadar yetiştirmek, bu Bursa Spor aşkıyla, Bursa Spor bilinciyle yetiştirmek sizler için çok büyük bir gurur olsa gerek. Çok sağ olun böyle taraftarlar Bursa Spor'a kazandırdığınız için. Neler söyleyeceksiniz onlar hakkında? Öncelikle bu bestelerin hiçbirini ben kendim öğretmedim. Hepsi doğuştan, kendileri YouTube sayfalarından kendileri ezberledi. Bunu açıklık getireyim. Kendileri maça gidiyorlar. Maçta kendisi kendi kendine videoları var. Kendi kendilerine marş söylüyorlar, destek yapıyorlar. Ayrıca Pablo Martin Bataja için her akşam dua ediyorlar ve ağlıyorlar gidiyor diye. Çok üzülüyorlar. Tabii geçen sene formalarını az önce üzerinden çıkardılar, evet. Ve yeni sezon formalarını giydiler. Üçünüzde de farklı desen formalar var. Celtic forma, kamufle, beyaz forma. Üçünüzde farklı formalar aldınız. Bir diğer estantene ise dilerseniz arkamızı dönelim. İrem bakalım, ve Kerim arkanızı dönebilir misiniz? Arkana. Pablo Martin Bataja yazıyor gördüğünüz üzere değerli izleyenler. Üçünün de arkasında Bataja'nın ismini oluşturan unsurlar var. Ayrı bir aşk duyuyorlar. Özce'ye de misafir olmuşlardı sanırım Bataja'yla. Evet doğrudur. Bataja'yı gördüler zaten kendileri. Bir anda başladılar koşma. Bataja da bunları görünce açtı ellerini. Çok güzel bir resim tablosu oluştu. Güzel kareler oluşturduk. Özellikle İrem ve Kerim'in özel istekleri var. Arjantinli kaptanımıza, Pablo Martin Bataja'ya özel mesajları var. İrem senle başlayalım. Neler söyleyeceksin Bataja'ya? Bataja seni çok seviyorum. Ne olur gitme. Kerim sen ne diyeceksin? Bataja seni çok seviyorum. Ne olur gitme. Le 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 la la. Pablo Martin Bataja. La la la.